Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Doğrusu yaşadığı dönemi için bir ışık, yıllar sonrası için de ülkemiz için bir ışık oldu. 604 tarihinde Afganistan'da Belk kentinde dünyaya geldi. Büyük alimlerin, çağının en büyüklerinin, tasavvuf büyüklerinin yaşadığı bir dönemi kana kana içi verdi. Muhyiddin Arabi gibi, Sadreddin Konevi gibi zatlardan ders aldı, ilim aldı, güzellik aldı, maneviyat aldı. Ailece Hazreti Ebu Bekir'e bağlıdır. Soyu Hazreti Ebu Bekir'den gelir. Temiz, tertemiz, nezih bir soyu vardı. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Hazreti Mevlana'dan bahsediyorum. Dünyada keşfedilmeye başlanan mesnevisiyle, şahsiyetiyle, semaıyla keşfedilmeye başlanan Hazreti Mevlana'dan bahsediyorum. Allah'a yakın olmanın, maluma ulaşmak, yani insanın hedefi Allah'a ulaşmaktır diyen Hazreti Mevlana'dan bahsediyorum. Bir gün Mevlana Konya'ya gelir. Moğol istilasından sonra Konya'ya sığınanlarla beraber ilim adamlarıyla Konya'nın engin bozkırına gelir. Mevlana artık Konya'dadır. Büyük bir ilmi vardır, büyük medreseler kurmuştur. Bugünkü anlamıyla üniversiteler kurmuştur. Mevlana ders veriyor. İki ders, hem bilimsel, ilmi dersler, hem dini dersler ve hem de mana dersi. Ama bir gün İran'ın Tebriz kentinden bir adam gelir. Görüntüsü çok kayda alınacak bir görüntü değil. Dağınık. Görseniz şaşarsınız. Görseniz bakmazsınız. Görseniz itibar etmezsiniz. Ali bin Daat ismi. Aslında ona Şems diyorlar. Güneş. Mevlana etrafındaki talebeleriyle bir gün Konya'da yürürken, ki Mevlana yürüdüğünde etrafında muhteşem bir cemaat oluşurdu. Mevlana yürürken halk çıkardı. Temaşaya çıkardı. Mevlana'yı izlemeye çıkardı. Birdenbire Mevlana'nın atının dizginini yakalayan Şems, Tebrizli Şems, İranlı Şems döner Hazreti Mevlana'ya. Bir soru soracağım der sana. Hazreti Mevlana böyle fütursuzca, kayıtsızca, biraz da dengeler üstü bir tarzla sor, söyle bakayım, soracağım diyene, bu tavrıyla soracağım diyene Mevlana sakin bir şekilde sor der. Der ki, ilmin gayesi nedir ey Mevlana? Hazreti Mevlana der ki, dinin edebini bilmektir. Hayırdır. Konya'da akis yapar hayır sözü. Kocam Mevlana'ya hayır diyor. Mevlana nedir diye sorunca, o zaman sen söyle bakayım deyince, ilmin gayesi maluma ulaşmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayan, ulaştırmayan ilim, ilim değildir der. Sonra devam eder. İlim seni nefsinden vazgeçiremiyorsa, cehalet ondan daha hayırlıdır. Mevlana, kendisi karşısında yeni bir denizin dalgalarına kendisini bırakan Şems'in bu sözleri üzerine derin bir tesir içinde kalır. Atından iner ve o Tebriz'den gelen, İran'dan gelen Şems'le bir manevi halvet hayatı yaşar. Uzun sürer. Tam 40 gün. Denir ki 6 ay sohbet üzerine sohbet.
Mevlana medreseyi terk eder, talebelerini terk eder, Konya'yı terk eder, Şems'le beraber bir halvet, yalnızlık aleminde ayrı bir denizin içerisine dalgalara doğru koyulurken Hazreti Mevlana ve Şems tasavvufun incelik ve zarafetini, kişiyi Allah'a yakınlaştıran, sevginin kucağına iten, insanı benliğinden arındıran, ben de şu dem dedirten, işte kul oldum, kul oldum, Allah'ı bildim, Allah'ı bilmek esaretleri, zincirleri çözebilmektir diyen Hazreti Mevlana, Şems'le beraber öyle muhteşem bir atmosfer yakalar ki, iki deniz birleşmiştir. Konya çırpınmaktadır. Hal galeyana gelir. Mevlana'nın talebeleri kim bu baş belası derler. Mevlana'yı aramızdan alan kim bu adam? Bir gün Mevlana'nın çocuklarının ve talebelerinin baskısına dayanamayan Şems Konya'yı terk eder. Ama üstad dönmüyor Mevlana, talebelerine dönmüyor. Mevlana da terk eder her şeyi. Terki de terk eder Mevlana. Terkten de firkat eder. Terkten de kaçar. Kim bana Şems'ten, hocamdan bir haber getirir der. Bir gün haber gelir, Şems dönüyor diye. Mevlana yollara koyulur. Talebeleriyle Konyalılarla beraber dönüyor. Mektuplar yazar Mevlana'ya. Hasret mektupları. Ey kalpteki nur gel. Ey vecd ve muradın gayesi gel. Ey geldiğinde sevinç ve saadet kaynağı. Ey gittiğinde hüzün ve ıstırap menşei gel. Sen geldiğinde güneş gibi doğuyorsun. Ey uzaklardaki yakın gel artık. Bir gün derler ki Hazreti Mevlana'ya, Şems dönüyor. Bütün elbisesini verecekti Mevlana. Yeter ki üstadımdan, hocamdan bir haber gelsin. Şems dönüyordu. Konya'da bayram vardı. Mevlana'nın bayramı vardı. Ama yeniden Mevlana ile Şems derin tefekküre dalınca, ilmi münazaralara, sohbetlere dalınca yeniden halk, divan, talebeler, Mevlana'nın çocukları ayaklanır. Gitsin bu baş belası. Şems yeniden gider. Kıyamet koptu Mevlana'da. Kitaplarını terk etmişti. Mana aleminde denizde yüzen Hazreti Mevlana bir deprem yaşıyordu. Hasret şiirleri, biri gördüm derse benim üstadımı, bütün hırkamı ona veririm diyen Hazreti Mevlana yollara koyuldu. Şam'da arıyordu, mekan mekan kovalıyordu. Nerede Şems diyordu. Halk Mevlana'yı dinleyince, bu muhteşem adamın, hasret duyduğu adam ne kadar muhteşem ola ki diyorlardı. Mevlana bu kadar büyükken, kim bilir Şems ne kadar büyüktü. Gariptir Mevlana. Ayrı bir zevk, ayrı bir vecd. Bakıyor ki artık Şems yok. Denir ki Şems öldürüldü. Denir ki Şems kaçıverdi. Hazreti Mevlana bir an fark eder. Der ki ben Şems'i aramıyorum. Şems bir denizse ben denizdeki bir zerreyim. O güneşse ben güneşten akseden bir zerreyim. Ben kendimi arıyorum. Mevlana, Mevlana olmuştu işte. Ondan sonra Mevlana'dan aşkın, sevginin bütün damlaları birer altın gibi Mesnevi'ye süzülecek Hazreti Mevlana. Nesiller boyu okunacak olan Mesnevi'ye imza atacaktır. Öyle diyordu, aşk ebedidir. Ebedi olan şey ancak ebedi olan zatla olur. Yokluğa mahkum olana aşık olduğunda aşkın kaybolur gider. Sen diyordu Mevlana, sevgili olamıyorsan aşık da mı olamazsın? Yusuf olamıyorsan Yakup da mı olamıyorsun? Doğru diyordu.
Bütün hastalar hastalıktan kurtulmak isterler. Aşk hastaları hariç. Onlar isterler ki hastalık devam etsin. Evet diyordu. Böyle birdenbire çağlarken Hazreti Mevlana kalem oynuyordu. Aşk bir hastalıktır. Fakat her hastalıktan kurtaran bir hastalık. Dönüyordu, ben hastayım diyordu. Aşkın hastasıyım. Şifasız bir hastalığa yakalanmışım. Bu hastalıktan ölmeyeceğim. Bu hastalıkla öleceğim. Hastalıkla ölmeyeceğim. Bu hastalık onunla öleceğim. Maddeye tapınan insanlara dönüyordu Hazreti Mevlana. Yolunuz size aydın olsun. Hadi gidin. Biz aşkın esirleriyiz. Büyük makamdakilerden biri mektup gönderiyordu. Efendim, sizi ziyarete gelemedik, özür dileriz. Dönüyordu. Gerek yok diyordu. Sizden uzak olmak, yakın olmaktan çok daha iyidir. Devam ediyordu. Ey tuzlu suda yaşayan, sen Fırat Nehri'ni nereden bilirsin? Ve sonra kainatın kubbesinin üstüne çökmüşçesine şöyle diyordu. Eğer mümin ve tatlı isen ölüm güzeldir, o da mümindir. Ama eğer inkarcı ve acı isen ölüm de acıdır diyordu Mevlana. Bazen çok yorulduğunda oturduğu yerde derin bir tefekkür aleminde Hazreti Mevlana başını eğer, başını kalbine bakacakçasına eğer, göz kalbe takılır. Mevlana uykuya dalardı. Onun bütün istirahatı oturarak olmuştur. Sanki ayak uzatmazdı. Ayağını uzattığında Yüce Allah'ı hatırlardı, edeben toplanırdı. Sırrı sakati gibi. Bir hoca, bir talebesi bir gün büyük üstada öyle diyordu. Hocam diyordu Sırrı Sakati'ye, hiç ayağınızı uzatıp yattığınızı görmedik. Dönüyordu büyük tasavvuf edibi. Evlat diyordu, ben de uyumak istiyorum. Ama ayağımı her uzattığımda Allah'ın beni gördüğünü hatırlıyorum da utanıyorum. Allah'ın huzurunda ayak uzatmaktan. Mevlana. Bir gün camiye giderken dar sokakta bir köpeğin yavrularıyla beraber yattığını görüyordu. Hazreti Mevlana büyük bir edeple ellerini yumuyor, şöyle duruyordu. Köpeği rahatsız etmemek için. Dakikaları kovalıyordu. Hazreti Mevlana köpeği uyandırmıyordu. Köpeği rahatsız etmemek için camiye gidilecek yegane yoldan geçemiyordu. Arkadan gelen birisi Hazreti Mevlana'nın gözlerini yummuş bir halde beklediğini görünce köpeğe hadi hadi diyordu, köpeği kovalıyordu. Köpek koşarken Hazreti Mevlana dönüyordu. Neden rahatsız ettiniz? Biz daha çok beklerdik. Neden köpeği rahatsız ettiniz? Biz daha çok beklerdik. Doğru. Çok beklerdin ey Hazreti Mevlana. Böyle demeseydin bu gece seni anlatamazdık ki. Bu kapıları açmasaydın bugün diller seni Hazreti Mevlana olarak anmazdı ki. Doğruydu. Ne gelmişse o muhteşem mekandan Hazreti Muhammed Mustafa'dan gelmiştir. Mekke'ye giderken koca 10.000 kişilik orduyu ana yoldan patika yola saptıran Hazreti Peygamber köpek rahatsız olmasın diye koca ordunun yolunu değiştirmişti. İşte Mevlana'nın kaynağı buydu. İki kişi kavga ediyorlardı. Biri ötekine diyordu ki, bana bir defa küfredersen ben sana 1.000 defa küfrederim. Bir an Hazreti Mevlana göründü. Mevlana dedi ki, sizler bana 1.000 defa küfretseniz ben 1 defa dahi küfretmem. Bazen bütün bir gece boyunca ayakta dururdu. Bir rekatte.
Bazen bütün bir gece boyunca secdeye girerdi, secdeden kalkamazdı. Bazen kaç rekat kıldığını unuturdu. Namazdayken Hazreti Ali'nin dediği gibi öyle bir hale geçerdi ki bütün dünya yıkılsa Mevlana farkında değildir. Sanki yaşamıyordu. Sanki vücut tamamen ruhtan arınmış bir ceset halindeydi. Bazen bütün bir gece ağlardı. Namaz vakti gelince Hazreti Mevlana kıbleye dönerdi. Rengi sapsarı hale gelirdi. Renkten renge girerdi. Sorarlardı Hazreti Mevlana'ya, namaza başlarken bu haliniz nedir, nicedir diye. Derdi ki, kimin huzuruna varıyorsun biliyor musun ki? Kudret ve kuvveti sonsuz olan Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Konya kışları çok soğuk olur, bugün gibi. Mevlana evinin bir tarafında bütün bir gece ağlardı. Allah'ın rahmetini düşünürken kulun Allah'a kul olamamasının endişesi karşısında öylesine ağlardı ki gözlerinden akan yaşlar sakalına damlardı. Sabaha doğru sakalı bir tutam buz haline gelirdi. Bir demet buz haline gelirdi. Dokunsan kırılacak. Soğukta donardı Mevlana'nın gözyaşları. Rabbim, öyle diyordu. Ya Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihler ümit ediyorsa, iyiler ümit ediyorsa, günahkarlar kime sığınsın? Kime gitsinler ya Rabbi? Sen has kullarını kabul ediyorsan, suçlular kimin kapısına gitsin ya Rabbi? Sen ki sen merhametlerin en merhametlisisin. Sonra dönüyordu Mevlana kimdir diyenlere karşı, men bende-i Kur'anem eğer candarem, meşhur o farça beyitinde öyle diyordu. Ben bütün bir hayat boyu Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim benden bundan başka bir şey söylerse uzağım, ondan da sözünden de uzağım. 672 Konya'da zelzeleler, depremler oluyor. Dostları yanına geliyorlar, dua istiyorlar. Efendim, Konya yıkılıyor diyorlar. Dönüyordu hasta yatağında. Toprak acıktı demek ki diyordu. Yağlı lokma istiyor. Yakında kavuşacak toprak. Deprem duracak, merak etmeyin diyordu. Büyük alim Sadreddin-i Konevi Hazretleri geliyordu. Mevlana'ya diyordu ki Allah sana şifa versin. Mevlana dönüyordu. Esas Allah sana şifa versin. Sonra şöyle diyordu. Aşıkla sevgilisi arasındaki perde kalktığı zaman hangi şey sana zarar verebilir ki? Sultan yorgundu. Yaşı ilerlemişti. Muhteşem bir hazineydi Mevlana. Mesnevi'yi okursanız ne demek istediğimi rahat anlarsınız. Perde kalkmak üzereydi. Perdeyi kaldıracaktı. Sultan Veled Mevlana'nın yanında Hazreti Mevlana dönüyordu. Sen git diyordu. Yastığına başını koy. Beni bütün geceleri rahatsız olan bu biçareyi yalnız başına bırak. Biz geceleri sabahlara kadar inleyen, çırpınan sevda dalgalarıyız. Mümin isen ölüm rahattır diyordu. Kötüysen ölüm de kötüdür. 672 son pazartesi Rebiülevvel ayı.
Hazreti Mevlana mekana sığmayan, bugün Konya'da mezarında bir dünya gibi duran Hazreti Mevlana, sevginin, rahmetin, merhametin, bugünkü tanımla hümanizmanın en büyük mimarlarından biri olan peygamber sevgisinin, insan sevgisinin en büyük mimarlarından biri olan Hazreti Mevlana gözlerini yumuyordu. Dönüyor dostlarına vefatından önce şöyle diyordu: tabutumu gördüğünüz gün sanma ki bende bir dünya zevki var. Ah vah deme, bana ah vah desen esas sana ah vah. Mevlana'nın tabutun etrafında Yahudiler, Hristiyanlar vardı. Tabut paylaşılamıyordu. Müslümanlar bir taraftan, papazlar, hahamlar bir taraftan Mevlana'nın tabutunu taşıyorlardı. Soruluyordu onlara, hadi Müslümanlar katıldı ya siz diyorlardı. O kamil bir velidir diyordu Hristiyanlar. Bize peygamberlere nasıl ulaşılacağını öğretti diyorlardı. Selam olsun Hazreti Mevlana'ya.